Çok muhterem ilçe başkanım, ilçe yöneticilerim, belediye meclis üyesi adaylarımız, kadın kollarımızın değerli başkan ve yöneticileri, çok muhterem hanımefendiler, beyefendiler, değerli Gülbahçeliler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler var. Bu seçimlerde muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve ilçe ve büyükşehir belediye başkan adaylarımızı belirleyeceğiz. İşte bu seçimlerde ben de teşkilatımın bana vermiş olduğu görev üzere Osman Gazi belediye başkan adayı oldum. Ben bu göreve başlarken elbette önce teşkilatımın ve yine meclis üyesi adayı olan Cemil Aydın gibi, Mehmet Hasanoğlu gibi arkadaşlarımın o dürüst, temiz, çalışkan yürekleriyle güç alarak yola çıktık. Bizler bu memlekete, bu millete hizmeti ibadet sayan bir anlayışın mensuplarıyız. Bizler bu yola çıkarken bakan çocukları için değil, vatan çocukları için yola çıkıyoruz. Elbette pozitif ayrımcılıklarımız olacak ama bu pozitif ayrımcılıkları önce hizmet alamamış, bugüne kadar hizmette geri kalmış vatandaşlarımız için uygulayacağız. Kesinlikle bizim vakamızdan faydalanmak üzere yanımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki insanlar bizlerden haksız kazanç talep edemeyeceklerdir. Bu 45 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset hayatında böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle yola devam edeceğiz. Evet, Osman Gazi ilçe. Osman Gazi ilçeyi Bursa'nın dışında ilçe adaylığına soyunduğumuzu ifade edince bazen yani milletvekilini bırakıp belediye başkanı mı olacaksın diye soranlar oluyor ilçe belediye başkanı. Gerçi hiç önemli değil. Milletvekilliği de gerçekten önemli bir görev, onurlu bir görev. Ama teşkilatın bana nerede görev verirse orada soyunurum. Ancak Osman Gazi'nin 56 ilden büyük, 800 bin nüfusa sahip, 590 bin seçmeni olan bir yer olduğunu söyleyince de şaşırıyorlar. Osman Gazi gerçekten Bursa gibi bir ili oluşturmuş. Osman Gazi Osmanlı Cihan Devleti'nin kuruluşuna vesile olmuş. Kişinin ismi her şeyden önce. Sayın Genel Başkanıma bu konuyla istişare ederken aynen ifade ettiği şey de bu. Dedi ki o ilçenin ismi yeter dedi. Osman Gazi, evet, şimdi biraz önce doktor kardeşim Mehmet Bey, işte hemşehrimiz Batı Trakyalı işte gibi veya Balkan göçmeni veya vesaire gibi buralara birçok yerden gelmiş insanlarımız var. Ama burası Osmanlı'nın bir modeli. Osmanlı 22 milyon kilometre kare topraklardan 780 bin kilometre kareye düşen Osmanlı'nın küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti oluşunca elbette oralarda bağımsızlığını yitiren Müslüman Türk gibi yaşayamayan insanlarımız Atatürk'ün dediği gibi göçmenler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır diyor. O kaybedilen topraklardan zaten buralardan oralara giden evladı Fatiha'nın torunları. Elbette buranın asli sahipleri. Ben de 93 göçmeni bir ailenin evladıyım. İlk yoğun göçün başladığı Osmanlı-Rus Savaşı zamanında başlayan 1878'de
ilk göçlerin geldiği dönemde hem anne tarafım hem baba tarafım Doğumca bölgesinden gelmişler. Ama bizler burada yaşayanlar olarak, Bursa'da yaşayanlar olarak, buraya bir vesileyle gelip burada doğup büyüyenler olarak gerçekten Allah'ın şanslı kullarıyız. Ben bugüne kadar hangi ile gittiysem, Avrupa'nın en güzel illeri dediğimiz kentlere gittiysem de her zaman Bursa'yı özlemişimdir. Ama böyle bir Bursa, böyle bir Osman Gazi, Allah'ın bütün nimetlerini verdiği bir Bursa, maalesef insan eliyle bugüne kadar bizi iyi yönetsin, bizim alın teriyle, emeklerimizle verdiğimiz vergileri bize hizmet olarak geri çevirsin diye seçtiğimiz yöneticiler tarafından maalesef heba ediliyor. Hoyratça, hovardaca bir yönetim anlayışıyla bizim özlediğimiz, bizim geçmişten bugüne kadar bu güzel coğrafyanın gelişmesine doğru katkıda bulunmuyorlar. Bazıları varlığıyla yokluğu belli değil. Her yerde ifade ediyorum. 800 bin nüfuslu Osman Gazi'de belediye başkanlığı yapmak elbette kolay değil. Ama Mustafa Dündar'ı yerine 2009'da 23 Nisan'da koltuğuna oturulan çocuk kalsaydı herhalde bundan daha iyi olurdu diye düşünüyorum Osman Gazi. Evet, Bursa önemli. Bursa'da güzel işler yapmak lazım. Bursa'nın o kalbine yakışmayan Doğan Bey kentsel dönüşüm gibi bir hançer sokulmaması lazımdı. İlber Ortaylı diyor ki, o binaları gördükten sonra işgal kuvvetleri çekilirken Bursa'ya bir kötülük yapmak isteselerdi ancak bu projeyi gerçekleştirirlerdi diyor. Bursa'nın dışından bir insan söylüyor bunu. Benim çocukluğumda, gençliğimde hayal ettiğim Bursa bu değil. Demek ki birileri çocukluk hayallerini gerçekleştirirken Bursa'nın ruhunu, Bursa'nın karakterini çok yanlış anlamışlar. Bursa'nın bütün illerin, bütün şehirlerin bir karakteri vardır, bir ruhu vardır. Geçmişten bugüne kadar yaşanmışlıklar vardır. Ama bunları anlamazsanız bu ruha uygun hizmet edemezsiniz. İşte böyle çarpık çürpük hem hak sahiplerini mağdur edersiniz hem de böyle Bursa'ya yakışmayan projeler yaparsınız. Bakın Mimar Sinan dahi Bursa'ya bir eser katmamış. Niye katmamış biliyor musunuz? O büyük usta, dünya çapındaki mimar gelmiş Bursa'ya demiş ki benim yapacağım eser Bursa'nın silüetine, Bursa'nın karakterine uymaz demiş. Bunun için eser yapmamış Mimar Sinan Bursa'da. Ama bugün maalesef her şeyi rant gözlüğüyle, her şeyi para, her şeyi taş toprak gözüyle bakarak burada belediyecilik yapmaya kalkıyorlar. 10 yılda Bursa maalesef bu anlamda birçok fırsatı kaçırdı. Bursa çok daha güzel kentleşebilirdi. Ha şimdi bu 10 yılı kaçırdık ama önümüzdeki yıllar elbette özellikle geldiğimiz noktada kentsel dönüşüm ama gerçek kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm demek sadece gecekondu anlamındaki yerleri veya yatayda yerleşim yerlerini dikeye çıkarmak, yüksek binalar yapmak değildir. O bölgenin her şeyini düşünerek hem insanların barınacağı yerleri, sosyal tesisleri, okulları, sağlık efendim alanlarını, hastanelerini, polikliniklerini, sağlık ocaklarını, camilerini, her şeyini planlayarak yapılacak yerlerdir. 2700 konutun olduğu yerde 10 binden fazla insan yaşayacak. Bir kasaba. İşte buralar da yarınlarda bu planlamalar yapıldığı zaman sadece o konutları yukarıya çıkarmak, insanları bir şekilde yerleştirmek değil bizim hedefimiz. Osman Gazi'nin fotoğrafını önümüze koyacağız. Güzel bir çerçevenin içerisinde puzzle'ın parçaları yerleştiğinde
Osman Gazi'ye, Bursa'ya yakışan bir yerleşim nasıl olacaksa onu planlamasını yapıp geleceğiz. Bütün bu Gülbahçe'de, işte bu bölgenin demiryolu altı bölgesindeki insanlarla istişare edeceğiz. Varsa eksiklerimiz, yanlışlarımız, buranın kanaat önderleriyle, burada yıllardır yaşayan insanlarla bunu tartışarak, onların da katkısını alarak, onların da onayını alarak bu projeleri gerçekleştireceğiz. Biz insan odaklı derken kastettiğimiz budur. Ben sizin yerinize düşünmeyeceğim. Ben sizden daha akıllı değilim. Bu kadar insanı toplam aklından daha fazla aklım yok benim. Ben sadece koordinasyonu bilirim. Sizin ortak aklınızı, sizin çıkarlarınız doğrultusunda neyse onu hayata geçirmenin peşinde olacağız. Makamımızda oturmayacağız. İşimizi bitirir bitirmez sizlerin içinde olacağız. 8200 sokakta ayak izlerimizi herkes görecek. Böyle bir belediyecilik anlayışıyla inşallah, eğer bize bu imkan verilirse, vatandaş bizi buraya getirirse, Bursa'da, hatta Türkiye genelinde belediyecilik nasıl yapılır, hizmet nasıl yapılır, onu yarınlarda örnek olarak gösterilen bir belediye haline getireceğiz. Ama bunu hep birlikte yapacağız. Meclis üyelerimizle değil, sadece vatandaşlarımızla birlikte iç içe yapacağız. Değerli hemşehrilerim, elbette bugüne kadarki birikimlerimizi de Bursa'da yaşamış, Bursa'da doğmuş, büyümüş biri olarak, bunun dışında yine sizlerin oylarıyla beni 7 yıldır orada milletvekilliği görevine getiren sizlerin verdiği o güvene layık olmak adına da o meclisteki yaptığımız çalışmaların yanında da aynı zamanda KİT komisyon üyeliği yaptım. Bütün kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimine girdim. Satılmayanlar, kalanlar doğrusunda. Onlardan bir tanesi de İller Bankası'ydı. İller Bankası belediyelere proje üreten, finansman desteği sağlayan önemli bir kurum. Onları denetledik bugüne kadar 7 yıldır. Eksiklerini, gediklerini, yanlışlarını biz bulup gösterdik. Şimdi bu anlamdaki birikimlerimizi, bunun dışındaki ne kadar kurum varsa devletin işleyişini inşallah belediyeciliğe yansıtarak, ama istişareyi esas alan bir belediyecilikle Bursa'yı, Osman Gazi'yi hep birlikte güzelleştirmenin, Bursa'ya yakışan bir ilçe olmanın yollarını hep birlikte arayacağız. 30 Mart aynı zamanda tabii ki yerel seçimlerin olacağı bir seçim, ama şu gidişata da, şu memleketin siyasi gelişmelerinin içinde bir yol ayrımına geldiğimizin de farkında olmamız lazım. Türkiye eğer 30 Mart'ta bu iktidar yine başbakanın ifadesiyle %38 ve üstünde oy aldığı zaman, bu ülkenin bölünmesi, parçalanması noktasında oturup Oslo'da, İmralı'da bebek katiliyle, caniyle yaptıkları pazarlığı hayata geçirmenin yollarını açmış olacak. Bunun için bu iktidara bir dur demek, bu iktidara bir uyarı vermenin de tarihi olacak 30 Mart. Allah korusun, bugüne kadar yaptıklarını meşrulaştırmış olacak 30 Mart eğer böyle bir netice çıkarsa, ki benim gördüğüm vatandaşların içindeyiz her gün. Allah'ın izniyle AKP büyük bir yükten kurtulacak. O aslında hayvanlar biraz daha hislidir. Yani hisleri daha kuvvetlidir. Aslında gelir gelmez o üstünden atmıştı biliyorsunuz başbakanı. Ha şimdi de biz yavaş yavaş anladık, ama 30 Mart'ta Türk milletinin sırtından atacağı tarih olacak inşallah bir başbakanı. Her şey doğru gitmiyor. Ekonomi iyi gitmiyor. Siyasi gelişmeler iyi gitmiyor. Ama insanları bir mecburiyet noktasına, bir alternatifsizlik, başka alternatif yok, yerine başka kimse yok şeklindeki propagandalarla bugüne kadar getirdiler.
Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız başta olmak üzere 17 ilçede bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış kişilerin hepsinden de birikimli, vizyon sahibi insanlarla biz bu yarışın içerisindeyiz. Bu alternatifsizlik diye bir şeyi biz Bursa'da yok ettik. Hani kahveleri gezen, camileri gezen bazı özel onların ekipleri var. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Önce başbakanı kötülerler, hükümeti kötülerler. Sin kafa varan eleştiriler yaparlar. Ama sonunda şöyle varlarlar. Ya iyi de kardeşim, başka da yok ki, gene gideceğiz ona vereceğiz derler. Bunlar özel görevlilerdir, bakın dikkat edin. Bunlar samimi insanlar değillerdir. Bunlar alternatifsizlik pompalayan insanlardır. Başka çıkış yolu yok, gene bu iktidara mahkumsunuz diyen insanlardır. İşte 30 Mart'ta bu iktidarın alternatifi olan Milliyetçi Hareket Partisi gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle. Hep birlikte bu 30 Mart'taki neticelerin ardından yapılacak gelen seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarını, adımını ve anahtarını elimize alacağız. İnşallah hem bu giderek borçlanan, borcu borçla çeviren insanlarımızın ekonomik anlamdaki sıkıntılarını, üretken belediyecilik anlayışıyla belediyelerde de bu insanların ekonomisine, sıkıntılarına katkı olmak adına. Efendim, çok üzüldüğüm bir şeyi de paylaşayım. Geçtiğimiz günlerde siz de görmüşsünüzdür. İslamiyet'te bir anlayış vardır. Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli diye. Yani bir yardım yapıyorsanız, birine bir iyilik yapıyorsanız bunun reklamı olmaz, günahtır ya. Ya bir sakat arabası vermişler, elektrikli bir araba. Kızcağızı oturtmuşlar, kurdele koymuşlar, kurdele kesiyorlar. Allah'tan korkun. Yani bir sakat arabasına kurdele kesiyorlar televizyonların, efendim, gazetecilerin eşliğinde. Bakın biz bu anlayışı yıkacağız. 2011'deki seçim beyannamemizde ifade ettik. Belediyelerin görevi tabii ki bir anlamda sosyal belediyecilik. Biz bunları göz göre göre kapılara torbalar götürerek, işte bilmem bir yerden bir şeyler götürerek, resimler çektirerek, giysi vesaire falan dağıtıp bunların reklamını yaparak değil. Her aileye, muhtaç ailelere bir kart vererek, bu kartlara ihtiyaçlarını yükleyerek ve bu kartın karşılığında da bakkalı, manavı, kasabı, mahallenin esnafına da destek olmak kaydıyla aynı zamanda bir aile babasının veya annesinin onurunu incitmeden evine ihtiyaçlarını götürmesi için projelerimiz de hazırlandı. Bizim anlayışımız bu. Bunun reklamıyla, bunun efendim bizim İslamiyet'teki inançlarımıza ters gelen anlayışlarla Allah bizleri böyle oy devşirme peşinde kılmasın. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz inşallah daha birçok projelerle insanlarımızı bu anlamda, okuluna harçlıksız götüren bir baba varsa o benim için zuldür belediye başkanı olduğunda. Sokaklarda gezen çocuklar uyuşturucu batağına battıysa onlar benim çocuklarım kadar üzüleceğim bir durumdur. Bu öyle polisin, efendim, kriminal mücadeleyle falan olacak işler değildir. O mahallelerde o gençleri siz doğru şekilde yönlendiremiyorsanız, onları teşvik edecek alanlar açamıyorsanız, bu işin vebali, sorumluluğu belediyelerdedir. Bunun için bu endişelerle, bu yaptığımız projelerle inşallah iş başına gelirsek Osman Gazi'de hep birlikte güzel şeyler yapmak üzere oralara geleceğiz. Allah inşallah nasip eder sizlerin desteği, gayretiyle. Ben şimdiden 30 Mart'ın Osman Gazi'ye, Bursa'mıza, Türk milletine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu seçim büromuzun da yine hayırlara vesile olmasını,
Doktor Mehmet Hasanoğlu kardeşimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tamam.